We're going to build a wall. Will you shut up, man? Listen, who is... On that fateful day, President Trump's words were reckless. Merhabalar, ben Murat Türsan. Ben Ali Deniz Çakır. Seçim Yemirler'de hoş geldiniz. Bu akşamki haberimiz. Evet, seçime bir haftadan daha kısa bir süre kaldı. Trump ve Harris bu hafta kapanış konuşmalarını yaptılar. Kapanış konuşmaları genellikle bir adayın kampanyasını ve platformunu özetlediği bitiriş konuşmasıdır. Ama tabii ki Trump'ın kapanış mitingi tepki çekmeseydi bir Trump mitingi olmazdı. Ama ironik bir şekilde Podgran bu sefer Trump bile olmadı. Trump'ın New York'ta düzenlediği mitingde konuşan komedyen ya da her neyse Tony Hinchcliffe, ABD toprağı olan Puerto Rico'yu yüzen çöp adası olarak nitelendirdi. Bu Puerto Rico asıllı seçmenler tarafından çok da hoş karşılanmadı. İzleyelim. It is absolutely wild times. It really, really is. And you know, there's a lot going on. Like, I don't know if you guys know this, but there's literally a floating island of garbage in the middle of the ocean right now. Yeah, I think it's called Puerto Rico. Okay, all right. Okay, we're getting there. Bu ifadeye tepki gösteren Joe Biden, Latinlerle yaptığı bir video görüşmesinde orada yüzüğünü gördüğüm tek çöp Trump'ın destekçileri dedi. For Puerto Rico, where I'm in my home state of Delaware, they're good, decent, honorable people. The only garbage I see floating out there is his supporters. His demonization of Latinos is unconscionable and it's un-American. Bunun üzerine Kamala Harris, insanların oy yönelimlerinden dolayı yapılan eleştirilere katılmıyorum dedi ve belki de kamuoyu önünde ilk kez Joe Biden'a karşı çıktı. Listen, I think that first of all he clarified his comments, but let me be clear, I strongly disagree with any criticism of people based on who they vote for. It's, you heard my speech last night and continuously throughout my career. I believe that the work that I do is about representing all the people, whether they support me or not. Bu karmaşayı Donald Trump ise seçim stratejisinin bir parçası yaptı. Miting alanına gelmeden önce çöp kamyonu süren Trump, "Çöp kamyonumu beğendiniz mi? Bu kamyon Kamala Harris ve Joe Biden'ın şerefine." diye konuştu. Eski ABD Başkanı miting kürsüsüne de kamyon sürerken giydiği turuncu yeleğiyle çıktı. Trump'a Hinchcliffe'in şakası sorulduğunda "O bir komedyen. Size ne söyleyebilirim ki? Onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum." cevabını verdi. Tabii o cevabı nasıl verdi acaba? Tabii ki. Yani o akizi ifadesi. I don't even know the guy. Tanımama ihtimali yüzde kaç bu komedyeni? Ya tanımıyordur ama şöyle bir durum söz konusu. Yani bu adam mitinge çıkıyor. Değil mi? Mitinge çıkmadan önce bütün materyali gözden geçiriliyor. Hatta şöyle haberler var. Doğruluğunu bilmiyorum ama öyle deniyor. Hinchcliffe sahneye çıkmadan önce tabii ki bütün şeyini bitine Trump'ın danışmanlarına göstermiş. Hatta Trump'ın danışmanları birkaç parçasını çıkarmış ama Puerto Rico kısmı kalmış. Yani bilerek yaptılar Puerto Rico'ya bir yüzen çöp adası demeyi. Ya işte danışmanları demiş ki Trump bu şakayı desteklemiyor. O görüşte değil. Ne diyecekler? Abicim ama o zaman danışmanları niye o görüşte? Yani böyle bir şey olmaz. Yani Trump'ın en büyük eleştirilen kısmı nedir? Ya ırkçı olduğundan şüphelenmesi. Doğru mu? Böyle bir şaka yapamazsın o zaman. Peki Joe Biden'ın burada susup aylarca susup iki kelimeyi bir araya getiremediği dönemlerinde olduğu Biden'ın bu şakadan sonra en çok Trump'ın eleştirildiği noktaya geldiği noktada bunu söylemesine ne diyorsun? Doğal karşılıyorum. Yani Biden böyle çıkışları olur genellikle. Biden agresif bir siyasetçidir. Yani çok yaşlandı artık, çok belli olmuyor ama Biden'ın geçmiş gençliğine bakarsan Biden daima sert bir konuşmacıydı. Yani karşı tarafı çok sert eleştirirdi. Hatta 2008 VP münazaralarında, başkan yardımcısı münazaralarında çok sertti. Gereğinden fazla sert olduğu konusunda da eleştirilmişti. Yani bu Biden için doğal bir şey. Ama burada seçmene yönelik bir şey var. Hı-hı. Sıkıntı bu. Trump'a yönelik olsa sıkıntı yok ama seçmenine yönelik bir şey yaptığın zaman karşı konsolidasyon sağlıyorsun aslında. Ha. Gel gelelim, hani oy kaybettim şimdi, kaybetmemiştim, bunlar üzerinden gitmiyorum ama Kamala Harris bile çıktı sonunda Joe Biden'a karşı bir şey söyledi. İlk defa söyledi. Çok önemli. Bence demokrat vatandaş bunun için. Çünkü bütün seçim boyunca Kamala Harris Joe Biden'dan farkın nedir? Kamala Harris Joe Biden'dan farkın nedir? Bize anlat, bize anlat, bize anlat. Kamala Harris
We're not going back. Sürekli Trump üzerinden olan bir politikasının sonunda, seçime bir hafta kala, sonunda Joe Biden'la bir politika ayrılığı değil ama Joe Biden'ın bir demecine bir eleştiri getirdi. Hı-hı. Çoktan iyidir diyorum ben. Evet, hiç yoktan gayet de iyidir. Yani birazdan Kamala Harris'in kapanış konuşmasına da bakacağız. Orada da biraz yani Biden otobüsün altına attı. Bak geçen programda demiştim. Abim at Biden otobüsün altına, bir şey olmaz. Ve Harris bence bunu neden yaptı ve Biden'la arka çıkmadı? Şundan diye tahmin ediyorum. 2016'da Hillary Clinton Trump destekçilerine basket of deplorables demişti. Türkçe'ye nasıl çevirirsin çok bilmiyorum ama bunlar beş para etmez adamlar demişti. Trump destekçilerine yönelik kötü bir şey söylemişti. Evet. Bak, cumhuriyetçi olarak bunu yapabilirsin ve hiçbir şey fark etmez. Hiçbir tamam, şey cumhuriyetçiler sol seçmene hababam geçirirler. Sol eyaletlere hababam geçirirler. Ve bu ivmeyi hiç oynatmaz ama aynı şeyi demokrat olarak yaptığın zaman çok ciddi tepki çekersin. Demokratlar için standartlar biraz daha yüksektir. Hillary Clinton 2016'da bu adamlar 5 para etmez dediği için çok büyük tepki çekti. Kamala Harris Hillary Clinton düştüğü tuzağa düşmedi abi. O yüzden gayet iyi bir cevaptı. Aynı zamanda da Biden'dan kendini biraz ayrıştırmış oldu. Bu tabii ki kapanış mitingleri son kez konuşacakları anlamına gelmiyor. Ondan sonra yayın yasağı gelmiyor. Hatta daha sonra Kamala Harris... Bir şey yok Amerika'da. Yani izleyicimiz belki merak ediyor. Yani. Sonrasında seçim kampanyası yürütmek yasak mı diye. Hayır, hatta sonra 2 gün North Carolina'ya gitti Kamala Harris. Trump da galiba Georgia'ya gitti ama evet. Signature konuşma deniyor. Buna kapanış olarak ben buradayım konuşması gibi bir şey. Evet. Yoksa tekrardan son 3-4 günde göreceğiz ekranlarda. Tabii sadece sandıkta seçim propagandası yapamazsın. Onun dışında seçim propagandası devam edebilir. Evet. Türkiye'de gibi işlemiyor, orada medya özgür. O zaman şöyle yapalım. Tabii ki Kamala Harris'in konuşmasına değindin. Bence de önemli noktalar var onda. Ama Trump'ın konuşmasına da birkaç kesit aldık. Şimdi ilk başta Trump'ı izleyelim. Sonra Kamala Harris'i izleyelim. Sonra da Murat Pürsan'la beraber yorumlayalım. A massive, vicious, crooked, radical left machine that runs today's Democrat Party. They're just vessels. In fact, they're perfect vessels because they'll never give them a hard time. They'll do whatever they want. I know many of them. It's just this amorphous group of people. But they're smart and they're vicious. And we have to defeat them. And when I say the enemy from within, the other side goes crazy. Becomes a salvo. Oh, how can he say? No, they've done very bad things to this country. They are indeed the enemy from within. And I'm here today with a message of hope for all Americans. With your vote. In this election, I will end inflation. I will stop the invasion of criminals coming into our country. And I will bring back the American dream. We need the American dream to come back home. Our country will be bigger, better, bolder, richer, safer, and stronger than ever before. This election is a choice between whether we will have 4 more years of gross incompetence and failure, or whether we will begin the 4 greatest years in the history of our country. We will achieve success that no one can imagine. We will have the strongest economy, the most secure borders, the safest cities, the most powerful military, the best trade deals, and we will dominate the frontiers of science, medicine, business, technology, and space. Okay. Ne düşünüyorsun abi? Senle başlayalım. Bu özellikle mesela herkesin kullanabileceği cümleleri böyle biraz argovari kelimelerle gross diyor mesela. Hani evet. Radical animals. Yani bir siyasetçiden genellikle duymadığımız şeyleri bir şekilde Trump söyleyince bunu normalleştirebiliyoruz. Hani şu an çıksa mesela Biden söylese. Burada mesela az önce örnek verdik ya. Joe Biden işte asıl çöp senin destekçilerin diye. Burada Trump aslında içimizdeki hainler diyor yani demokratlara. Tabii. Bu da aslında çok ağır bir itham. Ama Trump söyleyince bir şekilde ona eksi yazmıyor. O ithamın background'unu verirsin. Bu aklına geldi de söylediği bir şey değil. Yani Trump kaç kere böyle tehditler yaptı. Enemy within, yani ülkemizin içindeki düşmanları biz temizleyeceğiz. Yani bu çok tehlikeli şeyler. Çünkü ben Türkiye'de yaşadığımız için biz bu filmi gördük abi. Hatta
Hatta National Guard'ı, ordu rezervlerini kullanarak Demokrat Parti içindeki, ülke içindeki düşmanları temizleyeceğiz dedi. Yani böyle bir plan da planı da var. Ya bu gözüküyor. Bu son demecinde işte Amerikan rüyası, enflasyon ve sınır güvenliği, bunlar 2016'da da aslında söylediği şeylerdi. Evet. Yine aslında en az önemli gibi olsa da en önemli kısımlar enflasyon hakkında söyledikleri bence. Ki ortada kalan kararsız seçmenin belli bir kısmının da en çok önemsediği nokta bence bu ekonomi noktası. Ve bu da Trump'ın bu seçim döneminde bir şekilde üzerinde kısmen de olsa durabilmeyi başardığı bir konu. Tabii ki kendi dönemindeki ekonomi başarısını bu cumhuriyetçilerin şu anda yaratmış olduğu perspektiften değerlendirmemek lazım. Bence aşırı aşırı ekonomiyi çok iyi yöneten bir başkan da değildi. Bence zaten en büyük halk efsanesi olan şey bu. Trump ekonomiyi kimsenin yönetmediği gibi yönetti. Bence bu cumhuriyetçilerin hani seçim çalındığına yakın bir yalan, bak bunu net söyleyeyim. Ya cumhuriyetçiler genellikle Amerika'da ekonomi konusunda daha kuvvetli olarak görünürler. Yani öyle düşünülür. Bence hiç öyle değil. Yani kendilerini o şekilde çok iyi pazarlarlar. Ama yani geçmiş başkanlara, başkanlık dönemlerine bakarsak, mesela Bush döneminde ne oldu? 2008 krizi. Yani bu başka birinin suçu değildi. Bush'un suçuydu. Bence Bush'a göre daha iyiydi. Çoğu açıdan. Bush'a göre tabii ki çok daha iyiydi. Yani bu demek olmuyor ki Trump ekonomiyi tarihte en iyi yöneten ama Amerikan Trump başkanı. İyi bir ekonomi devraldı. Yani Covid'e kadar gayet iyiydi ekonomi. Tamam eyvallah, ama Trump ekonomi için ne yaptı? Vergileri kesti. Ama bu vergi indirimlerinin %80'i şeye gitti. Yani üst sınıfa gitti. İşte belki de o iyi ekonomi teslim alması şu anda tekrardan aday olduğu senaryoda ekonomiden memnun olmayan insanların bir şey olabilir. Halbuki ekonomi sadece bir insanın tek başına yönettiği bir şey değildir. Yani her ülke yani her ülkeyi ayrı bakmak lazım bence. Tabii. Her olaya ayrı bakmak lazım. Onun dışında ne diyor Trump? İşte geçenlerde gördüm, Amerikan bayrağını yakmanın cezası 1 yıl olacak diye bir şey söylemiş. Önce ölüm cezası istiyordu. Şimdi 1 yıla düşürmüş. Evet. Allah razı olsun. Kürtaj konusundaki pozisyonu da merak eden izleyicilerimiz oluyordur. Şu an Trump kürtajın geldiği noktadan çok memnun. Eskiden çok demeç verirdi. İşte ben pro-life'ım, ben işte kürtajın yasaklanması gerektiğini düşünüyorum diye. Şu an eyaletlere bırakılmasından çok memnun. Ama işte orada da Murat bence ama işte seçmen anlamda, memnun değil. Seçmen memnun değil bir. Ve orada da bir kaçamak var aslında. İki taraflı bir kaçamak. Evet. Şimdi cumhuriyetçi seçmene de şunu soracaksın. Bak o zaman Trump işte Kaliforniya'daki halinden de memnun. Bu kaçamak bir yol. Eyaletlere bırakılmasından memnunum. Aman bana karışmayın metodu. Ama senin dediğin gibi aman bana karışmayın metoduyla yaptığı şey aslında bir sürü kadının Amerika'da kürtaj hakkını elinden almış olan bir gerçek. Evet. Ve bu da Kamala Harris'in çıkış noktalarından biri olacak bu seçimde. Kesinlikle. O verilerin sonra geleceğiz. Şey ben şey yapacağım, bir çalışma yaptım o konuda. Ben de ufak bir üstünden geçeyim. Şimdi Trump her zamanki gibi negatifti. Trump ve Kamala birazdan göreceğiz. En büyük farkı, Kamala bir umut vaat ediyor ama Trump bir korku vaat ediyor. Eğer demokratlar kazanırsa şöyle böyle olacak, sizin işte çok kötü şeyler olacak vesaire. Ki bu efektif değil demiyorum. Yani korku da efektif bir motivasyon yaratan bir şey. Hatta cumhuriyetçiler en çok korku üzerinden sandığa gider. Dolayısıyla bu kötü bir strateji demiyorum. Demokratlar Trump da biraz bunu yapmıyor mu bu seçim? Yani o kadar yapıyor ama demokratlara aynı zamanda umut vermen lazım. Çünkü demokratlar sandığa gitmez umut yoksa. Yani ikinci kez Trump'ın gelme ihtimali bile bazılarını götürmemeye karar verdi. Evet. Aynı zamanda şöyle komik bir kontrast oldu. Önce dedi ki bunlar çok kötü insanlar, bunlar işte ülkemizi batıracak ama ondan sonra size umut vaat ediyor. Ama abi yani umut vaat eder bir konuşma olmadı o. Kendisine oy verene tabii umut vaat eder. Tabii ondan kendisine. Rasyonel bir şey yok ya. Bana oy veriyorsan umut senin abi. Ben neysen umut senin. Şunu söylemek istiyorum yalnız. Bağımsız seçmenlere biraz değindik. Bence Trump yani sadece bu konuşmasında değil, genel kampanyasını yönetme biçiminde bence bağımsız seçmenlere çok ulaşamadı. Ulaşacak şeyler söylemedi, ulaşacak şeyler vaat etmedi. Evet, ekonomi üzerinden gidebilirsin. Ekonomi üzerinden gitmek daima bir seçimde kuvvetli bir manevradır. Fakat daha somut şeylerle gelmeye lazım. Somut ne söyledi? RFK'yi sağlık
Ha, RFK'yi Sağlık Bakanı yapacağım dedi. Tamam abi, olay çözülmüştü. Teşekkür ederim. Oyun sarı kurttan yana. Ya ne düşünüyorsun bu konuda? Mesela çok kısa bunu nasıl bir Trump politikası çünkü. Bak abi, RFK'yi yarıştan çekildiği zaman ikimiz de anlamıştık o gün, değil mi? Bak, bir şey verecek. Sağlıkla alakalı. Evet, Sağlık Bakanlığı verecek, bir şey verecek. RFK ne yapacaktı? Department of Health and Human Services başını yapacak, değil mi? Yani sağlık hizmetlerinde sağlık yani. Bakanı mı direkt olarak bilmiyoruz da RFK kendi açıkladı geçti. Evet. Sağlıkla alakalı bir noktada olacağını yani şunu söylemek istiyorum. Amerika'da sağlık sistemi zaten yeterince kötü. Allah göstermesin. Ya Jake Weaver da geçen diyordu ya, ben RFK'in bazı şeyleri, politikalarını destekliyordum ama sağlıkla alakalı. Ya en son desteklediğim politikaları sağlıktı diyor. Aman abi. En son desteklediğim politikaları sağlıktı. Bak, Amerika'da sağlık sistemi o kadar kötü ki, ben Amerika'da bacağımı kırsam havaalanına gider, uçağa biner. Burada devlet hastanesinde tedavi görür. Öyle geri giderim. Ya RFK başa gelirse ne yapacağım bilmiyorum. Sana squad yap der bence. Ha, değil mi? Olabilir, bilmiyorum. Yani her şey olabilir. Ama şimdi Trump'ı konuştuk. Biraz da Kamala Harris'i konuşalım. Hadi İlk başta paketimizi izleyelim. And the fact that someone disagrees with us does not make them the enemy within. Today it is time to turn the page on the drama and the conflict, the fear and division. It is time for a new generation of leadership in America. I have been honored to serve as Joe Biden's vice president. But I will bring my own experiences and ideas to the Oval Office. My presidency will be different because the challenges we face are different. Our top priority as a nation 4 years ago was to end the pandemic and rescue the economy. Now, our biggest challenge is to lower costs, costs that were rising even before the pandemic and that are still too high. You will pay even more if Donald Trump finally gets his way and repeals the Affordable Care Act, which would throw millions of Americans off their health insurance and take us back to when insurance companies had the power to deny people with pre-existing conditions. Donald Trump would deliver tax cuts to his billionaire donors. I will deliver tax cuts to working people and the middle class. I will enact the first ever federal ban on price gouging on groceries. Cap the price of insulin and limit out-of-pocket prescription costs for all Americans. I will fight to make sure that hardworking Americans can actually afford a place to live. You know, I took care of my mother when she got sick. Cooking food that she had a taste for. Finding clothes that would not irritate her skin. And understand, as I do, that caregiving is about dignity. It is about dignity. And currently, if you need home care and you don't have some money to hire someone, you and your family need to deplete your savings to qualify for help. That's just not right. So we're going to change the approach and allow Medicare to cover the cost of home care. Evet, öncelikle ben şöyle başlamak istiyorum abi. Bence Obama'ya çok iyi çalışmış. Bence tam bir Obama havası vardı bu mitinginde. Yani daha önceler şunu söylemiştim. Ben hiçbir zaman Kamala Harris'in iyi bir konuşmacı, iyi röportaj veren bir siyasetçi olduğuna inanmadım. Burada hiç fena değildi. Obama'dan kopya çekiyor olabilir. Yani Obama o kadar iyi, o kadar kuvvetli bir konuşmacıdır ki, ya adam kürsüye çıkar, sülalene hakaret eder. Evet başkanım, benim dayım şerefsizdir, doğru haklısınız falan dersin. Dolayısıyla birinden kopya çekeceksen Obama çok iyi. Bence bir Obama havası vardı. İkinci olarak somut şeyler de geldi abi. Özellikle sağlık bundan. Evet. Sağlık konusunda en son emekli vatandaşlar için evde bakım desteği yapacağız. Medicare'ı onları açacağız dedi. Medicare şu, yani bizdeki SGK sistemi, ama 65 yaşının altındaysan SGK'ya tabi olamıyorsun. Emekli vatandaşlar için geçerli sadece. Çok iyi bir manevra. Neden? Çünkü en çok oy veren demografik nedir? Emekli vatandaş. Her seferinde sandığa giderler abi.
Dolayısıyla somut şeylerle gelmesi bence çok iyiydi. Gayet iyi bir konuşma yaptı. Yani şimdi objektif olacağız diye nötr olmayalım. Kamala Harris'in kapanış konuşması Trump'tan çok daha iyiydi, çok daha etkiliydi. Trump zaten biraz böyle şey gözüküyordu. Sence böyle yorgun gözükmüyor muydu? Ya yorgun gözüküyordu ama bir de tabii ki o mitingin genelinde olan bu Puerto Rico mevzusu bence Trump'ın dediklerini bayağı arka plana itti. Evet. Kamala Harris bence de iyi bir konuşma yaptı. Yine şey noktasında emin değilim ben. Hani bu bilgileri verdi, ben Biden'dan farklıyım dedi. Ama günün sonunda Biden'dan hiç memnun olmayan ve Kamala Harris'i de gayri popüler bir başkan yardımcısı olarak gören bir insanın fikrini değiştirebilecek kadar somut vaatler ve değiştirebilecek kadar realist vaatler mi, ben emin değilim. Yok yani bu seçim belirlemez kesinlikle. Seçim belirleyecek bir konuşma olduğunu düşünmüyorum. Bunu her birkaç tane etmen var. Hatta geçen dediler ki Trump Joe Rogan'a çıkıyor, kesin burada oy kaybeder. Ben oy kaybettiğini düşünmüyorum. Yok. Etkilediğini bile düşünmüyorum. Ama Joe Rogan yani çok nezaketli davrandı. Aynen Trump'a. Öyle. Ve Kamala Harris de çıkmadı Joe Rogan'a, biliyorsun. Evet. Onun arka planı şeymiş. Dur, background'ını verelim. Bu hafta Joe Rogan'a çıktı. Joe Rogan işte ünlü komedyen, UFC commentator, neyse. Objektif. Çok objektif. Ve yani Trump'a çok yumuşak davrandı diyebiliriz. Yani 3 saat boyunca vay Trump abi hoş geldiniz başkanım. Hoş geldiniz efendim. Plan oldu. O yani Joe Rogan o yüzden benim gözümü çok düştü abi. Ben Joe Rogan'ı eskiden severdim. 2016. Ben hala seviyorum. Bra. 2016'nın Joe Rogan'ı karşımızda değil. Yani Trump'ı desteklediği çok belli. Bernie desteklerken seviyordun. Abi. Evet, Bernie desteklerken seviyordun. O da çok acayip. Ha. Bernie'den Trump'a geçen ilk adam benim gördüğüm. Yani destekliyor. Tahmin ediyoruz tabii ki. Ben Joe Rogan'ın seçimini bilmiyorum ama orada kesinlikle oy kaybetmemiştir. Ama şunu da gözünde bulunduralım. Yani Joe Rogan'ın izleyicisi zaten sağ seçmen. Dolayısıyla çok fark eder mi? Ben onu. İşte onun için dediğim gibi işten geçmiş olabilir Kamala Harris için. Ama bu konuşmasını ben de takdir ettim. Bence iyi bir kapanış konuşması yaptı kesinlikle kendisi. Tabii ki izleyicilerimiz çok merak ediyor. Tamam, Kamala Harris'i konuştunuz, Trump'ı konuştunuz ama anketler ne durumda? Anketler ne durumda? Anketler kim kazanacak? Kim? Vatandaşın, Türk vatandaşının seçim bağımlılığını küçümsemeyeceksin. Evet, doğrudur. Şu anda sabah akşam Amerika seçimlerini anketler üzerinden yorumlayan ve sadece anketleri takip eden eminim ki bir sürü insan vardı ülkemizde. Evet arkadaşlar, ama ben biraz da onunla ilgili bir şey söyleyeceğim ama ondan önce hadi anketlere bakalım. Geçtiğimiz aylarda ulusal anket ortalamalarında 3.7 puan önde olan Harris seçimden 5 gün önce sadece 1.4 puan önde. Seçimi belirleyecek eyaletlerde kimin kazanacağını söylemek ise imkansız. Ağustos'ta Harris Arizona'da 1.4 puan öndeyken şu an Trump 2.2 puan önde. Nevada'da Harris 0.1 puan önde. Wisconsin'da Harris 0.8 puan önde. Michigan'da Harris yine 0.8 puan önde. Yarışın en kritik eyaletlerinden biri olan Pensilvanya'da Harris'in avantajı 1.5 puanken şu an Trump 0.4 puan önde. Güney eyaletlerine bakarsak Georgia her zaman çekişmeli oldu ama şu an Trump 1.8 puan önde. North Carolina'da ise Trump 1.1 puan önde. Yani bütün anketlerin hata payını görmezden gelirsek ve oyları mevcut ortalamalarına göre dağıtırsak Trump Harris'e karşı 304'e 234 gibi ezici bir galibiyetle kazanıyor. Ama bu galibiyet ne kadar olası? Şu anda 4 büyük anket şirketi yarışı %49'a 49 berabere gösteriyor. CNN'den Harry Anthony haberine göre beyaz kadınlar arasında cumhuriyetçi destek düşüşte. Mitt Romney 2012'de bu grupta 9 puan öndeyken Trump 2016'da 6 puan ve 2020'de 7 puan öndeydi. Ancak bu yıl Trump beyaz kadınlar arasında sadece 1 puan önde. Bu rakam geçtiğimiz yüzyılda bir cumhuriyetçi için en zayıf performansı temsil ediyor. Beyaz kadınları bir kenara bırakırsak ve kadınların geneline bakarsak Harris bu demografikte 51'e 47 önde. Yani Trump kazanabilir mi? Tabii ki. Ama bu tahmin edildiği kadar kolay olmayabilir. Evet, aylardır Trump geliyor, Trump geliyor diyoruz. Bak abi, sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi öncelikle anketler fake news demiyor. Geçen hafta da aynı şeyi söylemiş. Aynı şeyi söylemiştim ve bir haftadır bana deli muamelesi yapıyorsun Çakır. Bak. O kadar deli değil. Yani abi, bilmiyorum. Bir nebze acaba şeyi düşünüyor olabilir misin? Daha önce anketlerden daha iyi performans gösteren bir Trump varken bu sefer tam tersi olabilir. Çünkü 2022'de tam tersi oldu Cumhuriyetçi Parti adına. Evet. Ama şöyle bir şey söz konusu bak. Şimdi demografiklerle şu anda anketler çok uyuşmuyor. Şimdi Nate Silver'ı biliyoruz. Çok meşhur anketçi. Anket uzmanı Nate Silver hala Trump'ın kazanma ihtimalinin daha yüksek olduğunu savunuyor. Eyvallah.
Ama anketlerin geçerliliği konusunda şüpheli değil. Nate Silver'a göre anket şirketleri hurling diye bir şey yapıyor. Yani sürü psikolojisi. Hurling nedir? Anket şirketleri bir daha hata yapmamak için ve yanlış çıkmamak için birbirlerine bakıyorlar. Ve bu anket şirketi ne yaptı? Bu anket şirketi ne yaptı? Ona göre anketleri yapıyorlar. Abi şu anda 4 tane anket şirketi, büyük anket şirketi Harris ve Trump'ı %49'a 49 baş başa diyor. Ben 15 senedir Amerikan siyaseti takip ediyorum abi. Ben böyle anket görmedim. Bu anketlerde bir şey var. Bu benim içime sinmiyor. Kesinlikle. Başka argümanım var. Sen beyaz kadınlarda sadece 1 puan öndeysen ki Cumhuriyet seferinde aldığı bir demografik bu. Ve kadınlarda 51'e 47 iken bu anketler ve bu anketler birbiriyle örtüşmüyor. Yani ben bunları barıştıramıyorum bir şekilde. Yani ve geçen hafta demiştim bu anketler benim üstüme içime sinmiyor diye. Bu hafta ne oldu? Birkaç tane haber düştü MSNBC'den, CNN'den bu herding meselesi. Yani şu anda bütün anketçiler anketlerin geçerliliği konusunda yani soru işaretleri var. Ve bunu destekleyecek başka şeylerim de var. Ben şunu söyleyebilirim. Az önce verdiğim örneği desteklemek adına 1972'den beri Amerika'da evet. CNN'in haberine göre 3 seçim üst üste anketlerden daha iyi performans gösteren bir parti olmamış. Hı-hı. Başkanlık seçimleri burada bahsedilen. Yani 2016'da Trump anketlerden daha iyi bir performans gösterdi. 2020'de daha iyi bir performans gösterdi. Hatta 2020'deki oran daha da yüksekmiş iyi performans açısından. Diyor ki 1972'den beri 3 seçim üst üste olmadı bu. 2016 ve 2020 anketlerden daha iyi performans gösterdiyse bir parti bir sonraki seçimde genelde anketlerden daha düşük performans gösteriyor. Bu tabii ki bir veri. Belki 1972'den sonra tarih tekerrür edecek. Bunu da bilemiyoruz. Onun haricinde benim düşüncem şu. Trump 2 seçimde de %46 bandında aldı. Evet. Hem 2016'da hem 2020'de. Şu an anketlerde 42-43 gösteriyor da Kamala ile eşit değil. %46, %47 bandına gösteriyor. Bir kere %50'lere ulaşması bence imkansız Trump. %50'nin aşağısında kalacak. Hatta ben genel oylamada da Kamala Harris'in daha yüksek oy alacağını düşünüyorum. Bu yüzden en iyi ihtimalle bence anketlerle birebir örtüşen bir seçim izleyeceğiz. Hı-hı. Zaten bir tahminim de var. Peki. Bu konuyla alakalı birazdan onu da söyleyeceğim. Tamam. Beklemede kalın. Kim kazanacak? Burada açıklıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Şimdi 7 eyaleti denkleme katmadan demokratların 226'ya 219 bir üstünlüğü var mı? Geriye 93 eyalet oyu kalıyor. 7 eyalete bölünen 93 eyalet oyu kalıyor. Buradan bir sürü senaryo aslında türeyebiliyor. Ne oluyor mesela? En basitinden söyleyeyim. Kamala Harris 7 eyaletin 3'ünü alıp ama kat sayısı daha yüksek 3 eyaleti alırsa geriye kalan 4'ünü kaybetse bile seçimi kazanıyor. Ha. Örnek vereyim. Michigan'ı, Wisconsin'ı ve Pennsylvania'yı aldığı senaryoda Kamala Harris, Nevada'yı, Arizona'yı, North Carolina'yı ve Georgia'yı kaybetmenin üstüne sahip. Hı-hı. Aynı şekilde Trump, Pennsylvania'yı, Georgia'yı ve diyelim Michigan'ı ya da Wisconsin'ı aldığı senaryoda diğer 4 eyaleti kaybetmenin üstüne sahip. Hı-hı. Ya burada aslında 270'e ulaşma noktasındaki adayların birkaç tane yolu var. Ve bu yüzden bu seçimle alakalı çok somut tahmin yapan insanları ben kulak ardı ediyorum. Peki doğru, çok haklısın ama demin söylediğimi destekleyen bir şey daha var. Şimdi biz bu seçim döneminde belki bizim hatamız senato yarışlarına hiç bakmadık. 5 Ocak'ta aynı zamanda senato yarışları da olacak. Ve senato yarışlarının geçmişine bakarsak mesela demokratın kazandığı eyalet, demokrat başkan adayının kazandığı eyaletler demokrat senatör kazanıyor. Cumhuriyetçi eyalet başkan adayının kazandığı eyaletleri cumhuriyetçi senatör kazanıyor. Buna coattail efekt diyoruz. Yani bunun Türkçesi eteğine yapışıp senatoya gidiyor. Yani senatör. Yani o senatör yarışları da aynı zamanda bir done olabilir. En basitinden Konya'yı Erdoğan aldıysa genelde AKP'de alıyor. AKP alıyor. Aynen o şekilde. Yani ve geçmiş seçimlere baktık. 2016'da hangi eyalette cumhuriyetçi başkan adayı kazandıysa orada cumhuriyetçi senatör kazandı veya tam tersi. 2020'de de bu aynı şekilde oldu. Peki o zaman senatör yarışlarına bakalım biraz. Bakın Ohio'da, bak Ohio kırmızı eyalet. J.D. Vance'in eyaleti. Ohio'da Demokrat Sherrod Brown cumhuriyetçi Moreno'yu 1.6 puanla geçiyor. Wisconsin'da Demokrat Baldwin yine 2.1 puan önde. Pennsylvania Demokrat Casey 2.8 puan önde. Michigan'da Demokrat Plotkin 3.6 puan önde. Arizona'da şu anda Trump'ın +2 önde olduğu Arizona'da Demokrat Galeo 5 puan önde.
Nevada'da Demokrat Rosen neredeyse 8 puan önde. Demokrat senatörlerin önde olduğu yarışlara göre bir harita üretirsek de Arizona'yı, Nevada'yı, Wisconsin'ı, Pennsylvania'yı, Michigan'ı Harris'e verirsek ve Georgia'yı ve North Carolina'yı yine Trump'a verirsek o zaman Kamala 277'ye 261 kazanıyor abi. Evet. Burada ama birkaç tane bence ekstrem nokta var. Hı-hı. Mesela Arizona'da Kerry Lake'in yarışması gibi. Peki. Kerry Lake'in olduğu bir senaryoda bence Cumhuriyetçi Parti 2022'de de gördük. Hı-hı. Eksi de başlıyor. Bu yüzden bana kalırsa hı-hı, Arizona'da Trump'ın oy potansiyeli mesela Kerry Lake'den kesinlikle daha yüksek. Evet ama Kerry Lake'in ne kadar sevilmeyen bir aday olduğunu da söylememiz lazım. Yani Kerry Lake'in çok şöyle açıklayalım Kerry Lake'i. Kerry Lake belki dünya üzerindeki en fanatik Trump destekçisi. İşte 2020 seçiminin çalındığını vesaire düşünüyor. O yüzden aradaki 6 puan belki doğal olabilir ama yine de Arizona'da yani bir demokratın önde olması bence anket ortalamalarına göre biraz ben bir şey diyeyim mi sana? Trump gerçekten senin bu bulduğun istatistiği tersine çevirmek için çok uğraşıyor diye yorumluyorum. Yani en azından Arizona'da Kerry Lake'i tekrardan aday göstermek gerçekten ciddi anlamda sıkıntı. Hı-hı. Bir şey daha söyleyeyim ya. Hani bu senato yarışı falan diyoruz ya. Ben bir sürpriz daha bekliyorum senatoda. Hı-hı. Kazanır demiyorum demokratlar ama Texas'taki senato yarışı var ya. Oo, Ted Cruz'a bay bay diyeceğiz abi. Ben ondan %100 eminim. Ama Texas'ı Kamala alır diyebiliyor musun? Yok canım yani bu seçimde Kamala'nın alacağı yani yok. Sen aslında bu denklemden birkaç farklılıklar olabileceğini düşünüyorsun ama diyorsun ki ya bu kadar fazla yani Wisconsin'da demokrat önde, Pennsylvania'da demokrat önde, Michigan'da demokrat önde, Nevada'da demokrat önde, hepsi mi abi diyorsun. O zaman anketlerde bir sıkıntı var diyorsun değil mi? Argümanın bu. Yani evet. Bu kadar swing state'deki eğer salınacak eyaletteki senatör yarışlarının hepsinde demokratlar anketlerde daha yüksek gözüküyorken Kamala Harris nasıl hepsinde kaybediyor gibi gözüküyor noktasında bazı soru işaretleri var. Bak abi doğru şimdi, anladın. Şimdi konvansiyonel bir siyasi dönemde yaşamıyoruz. Tamam eyvallah. Ya anketler yine anketlere güvenilmez demiyorum bak. Bilmediğimi söylüyorum sadece. İçime sinmediğini söylüyorum. Ama şu bir gerçek. 49'a 49 diye bir şey olmaz. 4 anket şirketinde. Öyle bir istatistiksel, matematiksel olarak mümkün değil öyle bir şey. 4 şirketin birbirini takip etmesi. Yani en azından arada bir varyasyon olması lazım. Ben böyle anket ortalaması görmedim hayatımda. Bak Trump yine kazanabilir. Trump yine kazanabilir. Ama bu anketler soru işareti. Murat kapatacağız birazdan. Ama evet. İki tane şey duyurumuz var ama o duyuruya gelmeden önce hı-hı, bu kadar abi anketler işte şöyle olabilir böyle olabilir. Yok mu bir tahmin seçimle alakalı? Ben soruyorsun. Evet. Tahmin ama. Tahmin tabii canım yoksa. Tamam sen söyleyeceğim ben söyleyeceğim. Evet. Abi bak. Matematiksel olarak gördüğüm anket verileri bana Trump'ın kazanma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylüyor. Bu polimarket olsun, anket ortalamaları olsun. İçgüdü bununla uyuşmuyor. Dolayısıyla bu tamamen tahmin. Hiçbir şeye dayanarak söylemiyorum bunu arkadaşlar. Dolayısıyla Murat Dursan bunu söyledi. Ben de gidip bununla bahis yapayım demek. Bu, bak bu tahminime para yatırmayın. Tamamen yazı tura şu anda. Ben Kamala Harris'in kazanma şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Ben eyalet eyalet gideceğim. Buradaki 7 salınacak eyalet ve 7 salınacak eyalet dışında ben bir sürpriz zaten beklemiyorum. Ama sürpriz olursa nereleri sıkı takip edin diye soracak olursanız bence New Hampshire'ı yakından takip edebilirsiniz. Onun dışında Texas'ı yine de yakından takip edin. Ya ben 5 puanın aşağısında bitme ihtimalini görüyorum Texas'ın. Ama bence Trump kazanacak. New Hampshire'da da puan farkı düşecek ama Kamala Harris kazanacak. Onun haricinde Florida falan göreceğiz. Ama dur bir dakika. Trump kazanacak dedin. Giriyor muyuz? Giriyoruz. Trump kazanacak nasıl diyorum? Evet hmm, giriyoruz arkadaşlar ama evet. Trump kazanacak nasıl diyorum? Ben Michigan, Wisconsin ve Nevada'yı Kamala Harris'e veriyorum. Pennsylvania, Georgia, Arizona, Michigan, Wisconsin ve Nevada... Ben Kamala Harris'e verdim. Kamala Harris'in oyu 257 oldu. Trump'a da Georgia'yı verdim. Arizona'yı verdim. North Carolina'yı verdim. Ve Pennsylvania'yı verdim. Bu durumda Trump 281'e 257 kazanıyor. Ama bir şer düşmem lazım. Tabii ki burada çok düşük oy yüzdelerinden bahsettiğimiz için bence Pennsylvania'daki sonuç 1 puanın aşağısında bitecek. Georgia bence mesela bir puanın üstünde bitebilir ama Pennsylvania, North Carolina buralar bir puanın aşağısında bitecek diye düşünüyorum.
Pensilvanya'da Trump'ın kazanma ihtimali daha yüksek görüyorum. Ama bir yerden eğer bu tahminim yanılacaksa da bu Pensilvanya olacak. Ama öyle bir yanılma olacak ki Murat Dursan, Pensilvanya'yı ben alıp Trump'tan Kamala Harris'e verirsem zaten seçimi Kamala Harris kazanıyor. Ama ben şu anda yaptığım tahminde 281'e 257 Donald Trump galibiyeti diyorum. Ben de şöyle bir şey söylüyorum. Ben Nevada'yı, Arizona'yı ve Pensilvanya'yı, Wisconsin, Michigan'ı Kamala Harris'e veriyorum. Bence öyle gidecek. Georgia'yı ve North Carolina'yı Trump'a veriyorum. Trump bence kazanır orada. Bu vesileyle 287'ye 251 Kamala Harris diyorum. Yani benim tahminimden farklı olarak Arizona'yı ve aynen, Pensilvanya'yı verdin. Aynen. 30 eyalet oyu farkı var. Yani sen Arizona'dan da ümitlisin. Ben Arizona'dan ümitliyim. Bence Arizona gidebilir. Çünkü Arizona'daki yani Kerry Lake evet çok unkonvansiyonel bir aday. Arizona olmayabilir ama benim içgüdülerim öyle diyor. Arizona'yı vermesek bile ama zaten Kamala Harris'in kazanıyor. Evet diyor. Evet. Sadece Pensilvanya değişse ikimizin tahmininde evet, yine Kamala Harris kazanıyor ama sen Arizona'yı da Kamala Harris kazanabileceğini düşünüyorsun. Bence ihtimal büyük. İzleyicilerimiz merak ediyor. Seçim gecesi ne yapacaksınız? Kaçta yayında olacaksınız? Biz arkadaşlar drumroll please. Bir değil, iki yayın yapacağız. Bu yayınlardan bir tanesi Amerika'da henüz seçim yaşanmadan ama Türkiye'de salı akşamı saat 9'dan saat 12'ye kadar süren bir yayın olacak. Seçim öncesi yayında özel konuklarımız olacak. Bu birinci yayınımız. İkinci yayın ise Amerika'da Türkiye saatiyle sandıklar 3.30'da kapanıyor biliyorsunuz. İlk sandıklar kapanmaya başlıyor. Biz de sabah 5 itibariyle Türkiye saatiyle sabah 5 itibariyle Medyascope'da canlı yayında olacağız. İlk yayın 3 saat sürecek. İkinci yayın Allah ne Allah bilir. Cevabim bakarız. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. Evet, bu vesileyle eklemek istediğim bir şey var mı? Benim eklemek istediğim bir şey var mı? Nesine iddiaya giriyoruz? Yayından sonra bütün tagleri, shortları ve YouTube başlıklarını sen hallediyorsun. Evet, yoksa evet, ben hallediyorum. Tamam. Var mıyız abi? Varız abi. Tamam. Girdik varız. Aynı zamanda bu da seçime kadar olan son editli yayınımız olacak da diyebiliriz. Evet. Bunu da söyleyelim. Çünkü seçime şunu şurasında sadece 4 gün kaldı. Hı-hı. Bu heyecanı sizinle beraber, Medyascope'la beraber yaşayacak olmak da beni şimdiden heyecanlandırıyor. Yayından çıkmadan önce birer beğeni bırakmanız ve seçim tahminlerini yorumlara yazmanızı da rica ediyorum. Evet. Bu vesileyle ben Murat Dursan. Ben Ali Deniz Şükür. Bize katıldığınız için teşekkürler. İyi akşamlar. We're going to build a wall. Will you shut up, man? On that fateful day, President Trump's words were reckless.